Fenerbahçe'ye Edin Dizekon'un yerine dünya yıldızı golcü, Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler de bu sezon gösterdiği performansla, pek çok kulübün ilgisini çeken Edin Dizekon'un takımdan ayrılması gündemde yer alırken Kanarya futbolcunun yerine çok konuşulacak bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor. Suudi ekibi Al Hilal'den yıllık 11 milyon euroluk teklif alan Edin Dizekon'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı lacivertliler önceliği bu bölgeye verdi. Hedefteki isim ise, Roma'da kiralık olarak forma giyen Belçikalı süperstar Romelu Lukaku. Sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'den Roma'ya kiralanan Lukaku'nun kontratı Haziran ayında bitiyor. Fenerbahçe yönetiminin, Chelsea menajeri Mauricio Pochettino tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı. Sarı lacivertli camiada Romelu Lukaku'nun transferde adının geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif. Önerilen rakam şaşırttı. Hem Fenerbahçe hem de A Milli takım formasıyla gösterdiği performansla beni toplayan başarılı futbolcu, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Dısık sık Inter, Napoli ve Roma ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. Marsilya Ferdi istiyor. Fransız basınına göre Marsilya Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu. La Sportif'te yer alan haberde, lig bir ekibi, Yıldız futbolcu için 10 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif ise 30 milyon euro. Szymanski'ye yeni talip. Bu transfer hamlesi çok konuşulur. Daha başta Tottenham olmak üzere Milan, Arsenal ve Manchester United ile de anılan Yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Juventus da listesine ekledi. İtalyan basını, Serie A devi Juventus'un Sebastian Szymanski'ye talip olduğunu yazdı. Blasting Nesta yer alan haberde, Juventus'un Atalanta forması giyen Ten Meynersi istediği ancak Atalanta'nın Hollandalı futbolcu için 60 milyon euro bon servis bedeli talep etmesi nedeniyle Szymanski'nin Koop alternatif olabileceği belirtildi. En az 25 milyon euro. Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Polonyalı Yıldız için en az 25 milyon euroluk bir teklif almayı beklediği kaydedildi, öte yandan Tottenham'ın Sizimanski transferi için önde olduğu belirtilirken, Arsenal ile Manchester United'ın da 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve iyi bir teklifle bu transferde devreye girebilecekleri aktarıldı. Fenerbahçe'ye 3 müjde birden Son dakika Fenerbahçe haberleri. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber geldi. İşte detaylar. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci ve Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor. Milliyet'in haberine göre sarı lacivertli takımda Çağlar Söyüncü'nün milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao da ara sonrası takıma katılacak. Joshua Kingin ise bir süre daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.